Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapay zeka destekli robot süpürgeden bahsedeceğim. Dreamy markasının Leon S Ultra modelli robot süpürgesinin incelemesini, detaylı anlatımını ve kullanımı hani böyle ne kadar süredir kullandığım, neler yaşadım gibi birçok özelliğini paylaşacağım. Zaten kadrajda da görmüş olduğunuz gibi şu anda arkamda Dreamy Leon S Ultra modelli robot süpürge duruyor ve ben sizlere sürekli detay çekimlerini, işte kullanıcı yorumlarımı hepsini paylaşıyor olacağım. Öncelikle bir evcil hayvan, evcil dostunuz varsa evinizde kesinlikle robot süpürge şart onu söyleyeyim. Çünkü ben robot süpürge kullanmaya başladığımdan beri inanın evde ne kıl kaldı, ne tüy kaldı, ne pislik kaldı, ne toz kaldı. Hepsini tamamen böyle her gün gün aşırı bir saat, yarım saat çalıştırıyorum. Evi turluyor ve hiçbir toz, bir kir, bir kıl hiçbir şey kalmıyor evinizde. Bu robot süpürgenin 5300 paskallık bir çekim gücü bulunuyor. 210 dakikalık bir kullanım süresi var ve gürültü seviyesi de ev 59 desibel olarak geçiyor. Bunu baştan söyleyeyim sizlere. Bu süpürgede hem mop yapabiliyorsunuz hem süpürme yapabiliyorsunuz ve şöyle de özellikleri bulunuyor. Bu süpürge kendi toz haznesini içerisine boşaltıyor ve ayrıca temiz suyu kendi içerisine alıp pis suyu da kendi içerisine tekrar boşaltabiliyor. Sizin yapmanız gereken sadece temiz suyu doldurmak ve pis suyu da boşaltmak aslında bu kadar basit. Paspaslarını kendi paspas yaptığı süre boyunca hem paspaslarını kendi yıkıyor içerisinde hem hem de paspaslarını kurutuyor. Bu da en azından paspasın ıslak kalıp koku yapması küf gibi bu tarz durumlarında önüne geçiyor. Robot süpürgede çoklu haritalama desteği, gerçek zamanlı konum, anlık görüntü aktarma, AI yani yapay zeka dinamik yol haritası bulunuyor, manuel kontrol edebiliyorsunuz, elektronik kontrollü su haznesi bulunuyor, mop alanını kaldırıyor, sıcak hava ile de dediğim gibi moplarını paspasını kurutabiliyor. Şimdi burada yapay zeka destekli olduğu için zaten önünde de bir kamera olduğundan dolayı siz temizlik yaparken kamerayı da izleyebiliyorsunuz. İster temizlik yapın ister temizlik yapmayın. Canlı olarak bir güvenlik kamerası gibi konumunu ha, nerede olduğunu kamerasını her şeyini görebiliyorsunuz. Yani aslında kumandalı araba gibi düşünebilirsiniz. Kamerayı açtığınızda kendiniz yani yönetebiliyorsunuz e, robot süpürgeyi ve bu sayede kumandalı araba gibi gezdirebiliyorsunuz. Yani kamerasıyla birlikte temizlik yaptırmak istediğiniz bölgeye gidip manuel kumanda ederek de temizlemesini yapabiliyorsunuz. Ve çoklu harita Harita desteği olduğu için bu cihazı iki katlı evlerinizde veya hem evinizde hem ofisinizde taşıyarak kullanabilirsiniz ve haritalandırmayı da diyelim ki ben bu evdeki haritalandırmayı yaptım götürdüm ofisime ve ofisimde de bir haritalandırma yaptıktan sonra çoklu haritalama özelliği sayesinde iki haritam çıkıyor evime getirdiğimde burada tekrardan bu haritayı algılayıp buradan devam ediyor ofise götürdüğümde de kendi ofisimdeki haritayı algılayıp oranın temizlemesini de ya da paspaslamasını da yapabiliyor. Robot süpürge süzgede oda sınırlandırma, zaman planlaması, düşme engelleyici sensör, otomatik şarj, haritalama yöntemi ve Wi-Fi bulunuyor. Cihazı direkt açtığınızda uygulamasını indiriyorsunuz ve Wi-Fi'den kurulumunu yapıyorsunuz. Cihaz eklediyorsunuz ve kendisi cihazı otomatikman buluyor. Wi-Fi'ye bağlanıyor. Sonrasında haritalandırmayı yapıyorsunuz ve haritalandırma bittikten sonra da temizliğinizi, paspasınızı yapabiliyorsunuz. Donanım ve filtreye baktığımızda toz boşaltma istasyonu, mop temizleme istasyonu, ıslak mop, yan fırçalar, toz haznesi, su haznesi haznesi istasyonunda toz kapasitesi bulunuyor demiştim kendi içerisinde yaklaşık herhalde 60 gündü toz haznesini ya boşalttıktan sonra kendi içerisine boşaltım sağlıyor içerisinde bir poşet var zaten toz aznesi olarak bunu siz sonrasında bir dolduktan sonra çöp atıyorsunuz yenisini takıyorsunuz tabi bu sarf malzemeleri yedek fırçası toz haznesi bunları da ekstra zamanla almanız gerekiyor bu robot süpürge çok uygun fiyatlı değil ama baktığınızda piyasadaki birçok markaya birçok isim yapmış markaya göre Bence ilk sıralarda yer alıyor Kullandığım için söylemiyorum bunu Biliyorsunuz daha öncesinde Dream'i D10S modelli Normal ha hani çöp istasyonsuz bir modelini de kullanıyordum Ve onu da yaklaşık 6-7 ay gibi bir süre kullandım Çünkü dediğim gibi evimde bir evcil dostum var Ve sürekli evim kıl tüy oluyor ve tozlanıyor Ama ben bunu günaşırı bir gün ya da iki günde bir açtığımda Herhangi bir problem yaşamadan Hiç dediğim gibi tertemiz ya sıfır Hani siz normal işte buzdolabınızın, dolaplarınızın Bunların tozunu alırsınız en Fazla O Kadar Yani Söyleyebilirim Sizlere Şimdi Bu Cihaz Hem Google Asistan hem Alexa hem de Siri ile kontrol edilebiliyor. Bu açıdan da güzel. Evinizde böyle bir akıllı ev sistemi varsa direkt sesli komutlarla da işte Siri ile Alexa ile Google asistanla gibi uygulamalarla yani daha doğrusu asistan uygulamalarıyla robot süpürgenizi kontrol edebilir. Temizletme başlatabilir. işte paspaslama başlatabilirsiniz. Birçok ayarını da rahatlıkla yapabilirsiniz. Daha doğrusu ayar demeyeyim temizleme hizmetini yapabilirsiniz. Dreamin'in d 10 modeli dediğim gibi çöp nesiz olan modelini 7-8 aylık bir süre kullandım ve halılara çok fazla takılıyordu ve takıldığında da işte bana dışarıdayken bildirim veriyordu ince halılarda çok bu problemi yaşıyordum bunda öyle bir problem yaşamıyorum takılacağını hissediyor ya diyelim ki halı havaya kalkıyor ve hemen böyle etrafında bir tur atıyor İşte yapay zekanın sensörlerinin geliştirilmiş olması burada güzel bir avantaj turladıktan sonra da o halının tekrar yere düştüğünde üstünden geçebiliyor bu gibi özellikleri var ben bunu gördüm şahsen ve en çok mutlu olduğum konulardan bir tanesi de buydu. Evinizde kablo gibi şeyler varsa bu da kablolara takılıyor. Sonrasında ana fırça sarılı diye bir ya da takılı diye bir bildirim veriyor. Onun fırçayı çıkartıyorsunuz. Kablo dolaşmış. Onu kurtarıyorsunuz ve temizlemesine devam ettirebiliyorsunuz. Ayrıca yapay zeka destekli olduğu için ve üzerindeki kamera sayesinde nesneleri evcil dostlarınızı algılayabiliyor ve bunlara göre kendi içerisinde senaryolar kurup temizlik işlerini yapabiliyor. Ve daha öncesinde de dediğim gibi paspaslarını kendi temizliyor. Yıkıyor yıkıyor ve sonrasında kurutuyor. Tabi bu ayarları siz uygulamadan yapabiliyorsunuz. İsterseniz kapatabilirsiniz. isterseniz açabilirsiniz. Bunlar size kalmış. Ben mesela genel olarak çöp haznesi dolmasın diye kendim bazen mesela diyelim ki ...evimin her tarafını temizledi. En son bu odaya gelecek ve istasyonda bu odada diyelim. Temizlemesi bittikten sonra boşaltacak ya. Ben bitmesine yakın bir durduruyorum robot süpürgeyi. Çöp haznesini boşaltıyorum. Direkt kendim hani daha temiz olsun diye. Çünkü çöp haznesi dolmasın. Yarın bir gün farklı ihtiyaçlarım olduğunda en azından uğraşmadan direkt çöp haznesini hani kendi boşaltır. Zamanla dolar. Yani bu bana 60 günlük bir süre veriyorsa ben bunu 100 güne çıkartabiliyorum bu sayede. 3 litreydi sanırım. 3 litrelikte bir çöp haznesi yani toz Toz haznesi de bulunuyor kendi içerisinde. Toz haznesi 350 milim, kendi içerisindeki su haznesi ise 80 milim. Dediğim gibi toz kapasite haznesi de 3 litre, istasyon temiz suyu 2,5 litre, e, 2.4 de kirli su deposu bulunuyor. Hem de içerisinde bir de deterjan çıkıyor onu da takıyorsunuz. Bu da güzel bir koku veriyor. Gerçi deterjan bitti mi bitmedi mi bilmiyorum ama hızlı bir sürede biteceğini düşünmüyorum. İlk zamanlarda güzel koku veriyordu. Şu an herhalde çok fazla koku vermiyor ama belki de bitmiş olabilir. Göz at yani daha doğrusu kontrol etmedim siz şu anda zaten su azinelerini görüyorsunuz birisi beyaz şeffaf birisi de gri gri olan pis şeffaf olanla temiz su yani zaten sana işte pis suyu dök Temiz suyu doldur gibi bildirimler de veriyor bu cihaz Robot süpürge ile ilgili aslında söylenebilecek çok fazla şey var Ben size çok kısa hemen bir kullanıcı deneyimlerimden bir tık daha bahsedeyim Dediğim gibi evimde evcil bir dostum var Oğlum var köpeğim Ve bu sayede hep sürekli tüy döküm mevsimleri oluyor yaz ve kışa girerken e Burada da çok fazla tüy döktüğü için evin her tarafı tüy oluyor Ve o tüyler de zamanla uçuyor İşte elbiselerimize dolaplara gibi yapışıyor Ama robot süpürgeyi genelde gün aşırı açtığımda veya iki günde bir açtığımda bu tarz problemleri unuttum. Tamamen geçti. Çünkü bütün tozu pisliği 5300 paskallık bir çekim gücü olduğu için temizliyor. Ben genelde çekim modunu da en üstün bir altında kullanıyorum. Hani biraz ses yapıyor fakat en iyi şekilde çekimini sağlasın ve o tozları yerden, halılardan iyice alsın diye. Hani bunu ben en üstün bir altında kullanıyorum. Gelelim paspas özelliğine. Şimdi eğer yerde çok fazla bir leke varsa ve bu leke çitilemeyle çıkacaksa parkenizde veya fanyansınızda bunu yapmıyor. Bu sadece dönem fırçalarıyla üstünü ıslatıyor. Temizliğini de yapıyor. Üstüne paspasını da yapıyor. Ha, bak şunu da söyleyeyim. Hem paspas hem temizleme de yapabiliyor. Bir yandan temizlerken bir yandan da paspas yapıyor. Yani bu ne demek oluyor? Temizlikteki tozları alıyor. Sonrasında ıslakla ıslak suyuyla birlikte de temizlediği için toz falan kalmıyor. Ve bunun kendiniz metrekareye göre ayarlayabiliyorsunuz. Diyelim ki eviniz 70 metrekare. Siz bunu suyu ne zaman yenilesin, ne zaman şey yapsın gibi seçeneklerini 10 metre, 15 metre, 20 ...20 metrekare gibi alanlarda... ...yani bu tarz özellikleri yapabiliyorsunuz. Ben sürekli suyunu hani hızlıca... ...değiştirsin, temiz suyla yapsın diye... ...10 metrekarede bir diyorum ki... ...istasyona dönsün, suyunu alsın... ...tekrar boşaltsın vesaire gibi... ...bu tarz şeyleri hani kendi senaryonuzda ...uygulamaya göre yapabiliyorsunuz. Ben üründen gayet memnunum. Evet fiyatlandırmasına baktığımızda... ...hani her bütçeye belki hitap etmeyebilir ama... ...gerçekten büyük bir avantaj... ...olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle evinize bir yardımcı hani ablamızı birilerini çağırıyorsanız bu robot süpürge sayesinde bu süreleri daha da uzatabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Robot süpürge ile ilgili sormak istediğiniz sorularınız olursa ister Instagram'dan isterseniz de YouTube yani bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Beni takip etmeyi de unutmayın. Ayrıca videoyu da beğenin. Görüşmek üzere.